Benim ismim Şakir Şenkalay. Şampiyonlar Şampiyonu ünvan almış Türkiye'deki tek sporcu bu yapmış olduğumuz arazi koşullarında sizlere duyurmak, sizleri bu işin içine çekmek, bu işi, bu macerayı beraber yaşamak için bize de bu fırsatı sağlayan Blue Chip Event'e çok teşekkür ediyorum. Bu dededen toruna geçen bir macera. Dedemin babasından hatta Gaziantep'te, biz Gaziantep'liyiz. Gaziantep'te başlıyor hayat. Önce bisiklet, işte o zamanlar tabii motosiklet yok. Bisikletli motosikletli hayat başlıyor. Ondan sonra serüven dededen oğula, oğuldan tekrar oğula, torunlara kadar gelen bir hikaye. İsmim Şakir Şenkalaycı. Dedemin adını bana dünyaya geldiğimde o hikaye de çok enteresan. Daha sonra sana anlatırım. Dünyaya geldiğinde bunun adı Şakir Şenkalaycı olsun diyorlar. Çünkü benim dedem rahmetli motosikleti Türkiye'de başlatan ilk isim. Taktik maktik yok. Benim totemim o. Bizim slogan da o. Bununla ilgili şu anda Türkiye'de bütün ünlü camiası müziklerinde bile, filmlere bile konu olan bir, hatta geçen gün bir dizide duvara yazdıklarını gördüm. Tüm dünyaya yaydık. Bu aşağı yukarı 20-25 yıl önce aklıma gelen bir cümleydi. Hayatında her şeyde, yani hiçbir şeyde bizde taktik maktik yok der. Hayatımıza devam ederiz. Şimdi Türkiye'deki şu anda aktif yarışan yarışçıların ve emekli olmuş ya da yarışmayı bırakmış birçok insanın hocası benim. Aşağı yukarı 33 yıldır aktif yarışıyorum. Bu sene 50. senem şampiyonlukta, daha doğrusu 50 sene üst, yani 50 kez üst üste şampiyon olan bir sporcuyum ve Şampiyonlar Şampiyonu ünvanı almış Türkiye'deki tek sporcuyum. Tabii yıllardan beri yarıştığım için olması gereken, yani yapılması gereken kafamda hep eksikler vardı. Hani yarışçı kariyerim için değil, bu işi daha ileriye götürebilmek için bir proje üretiyordum kafamdan. Öyle bir nokta atışı olmalıydı ki bu, hani insanların çok rahat gelmesi, gelebilmeli, insanlar geldiğinde orada zaman geçirebilmeli, ailesi de geldiği zaman ailesi sıkılmamalı, çocuklarıyla beraber geldiğinde çocukları oyun oynamalı, ailenin içinde eğer baba biniyorsa anne ve çocuk zaman geçirmeli, temiz bir tuvaleti olmalı, güvenli olmalı diye bir, hep kafamda böyle bir proje vardı. Ve hani sırf motosiklet alakalı olan insanlar değil, dışarıdan hiç alakası olmayan insanlar da bunu görmeliydi ki biz bu motosiklet kültürünü, yani daha doğrusu motosiklet sporunu, motor sporlarını yaygınlaştırmak amacıydı. O yüzden de İstanbul'un göbeğinde Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde, tam İstanbul'un göbeğinde, çok ulaşımı çok kolay, güvenli olan A+ bir ortamda bu işi yapmayı başardık. Tabii burada en büyük desteği milli milletvekilimiz de dünya şampiyonumuz Kenan Sofoğlu'nun da çok büyük desteği var. Hatta onunla beraber yapmış olduğumuz toplantıda burasının artık motor sporları merkezi, yani motosikletle alakalı bir merkez olmasını aramızda kararlaştırmış bulunmaktayız. Bir gün yurt dışında bir yarışa gittiğimde Romanya'da bir yarış vardı. O zamanlar tabii kapalı araçlarımız yoktu, hep işte romorkun üstünde falan götürüyorduk. Otelde yani sabah uyandığımda şeyin önündeydi, aracın üstündeydi motosiklet. Sabah uyandım, böyle bir gerilirken şöyle camdan dışarı bakarken bir baktım, motosikletin arka motorunu çalmışlar. Yani inanamadım, tabii uzaktan bakıyorum aşağıda, yani bir tuhaf diyor. Bir indim aşağı koştura koştura, bir baktım motosikletin arka motorunu, oraya da bir tane sopa takmışlardı. Tabii o anda böyle ne yapacağımızı bilemedik ve oradan sopanın üstünde tekrar Türkiye'ye geri dönüş yaptık. Yani hani hikayelerden bir tanesi unutmadığım hikaye. Amatörümü çaldılar yani. Dedim keşke motoru çalsalardı. Hani motor bulduk, amatör hiç bulamadık o dönemlerde. Tarih bahsettiğim 93 yıl, 94 yılında. Onun haricinde başımdan geçen en ilginç olay, Dakar Rally'sine Türkiye'de iki kere katılma şansım oldu Türkiye'den. Dakar Rally'sini hani ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama ben şöyle kısaca bir özetleyeyim. 3 tane ülke geçiyorsun. Totalde de 10 bin kilometre bir rotadan bahsediyorum. Burada %40'ı çölde geçer bu yarışın. Filmlerde böyle seyrederiz, hani çölde gidir, böyle giderken böyle serap görür, işte su görür, işte ne bileyim kola satan birini görürsün falan. Bunları hep biz animasyon ve uydurmasyon diyebilirdik. Ben bunu ama canlı kendim
Çölde giderken bir an denizi gördüğümü hissettim. Denize doğru sürüyormuşum gibi hissettim o bisikleti. O yüzden bu gerçek. Başından geçen en ilginç hikayelerden bir tanesi budur yani. Şimdi Kemerburgaz Kent Ormanı bence Türkiye'ye mal olacak bir statüde yapılmış ve ultra VIP şekillendirilmiş bir orman. Burası 5,5 milyon metrekare. Yani Türkiye'deki belki en büyük sistemli olan bir tesis. Burada içeride bize ait olmayan ama iş arkadaşlarımız diyeyim veya arkadaşlarımız diyeyim yapmış oldukları işte macera parkı, tenis kortları, işte tiyatrolar, çocuk oyun parkları, çocuk oyun kültür merkezleri gibi küçük küçük konser alanları, işte küçük küçük restoranlar, şekerlemeciler, işte böyle aklınıza gelebilecek her şey bulunduğumuz ortamda var. Yani dolayısıyla buraya eğitime, antrenmana geldiğinde ve çok özel piknik yerleri de var. Mesela bungalovlar var. Yani bunların hepsi ücretsiz, birçoğu şey ücretsiz. Ateş yakmak yasak kesinlikle burada. Her şeyinizi hazır getiriyorsunuz. Oturup ormanın içinde, kuş sesleri içinde kahvaltınızı yapabiliyorsunuz, çayınızı içebiliyorsunuz, kahvenizi içebiliyorsunuz. Biraz sporu seviyorsanız tenis oynayabilirsiniz, koşabilirsiniz, bisiklete binebilirsiniz. Diğer yandan da işte çocuğunuz, eşiniz ya da kocanız kimse burada eğitim alıyorsa o burada eğitime devam edebilir. Yani burada birçok şeyi veya pony atlarımız var mesela atlara binebiliyorsunuz. Burada her şey mümkün. Burada zaman geçirmek, yani buraya sabah geliyorsun. Az önce mesela eğitime arkadaşlar gelmişti. Saate baktı, ah saat ne çabuk 2 oldu. Çünkü burada zamanın nasıl akıp geçtiğini farkına varmıyorsunuz. Burada çünkü her şey var. Biz şimdi daha ileriye dönük bulunduğumuz ortamda böyle daha action şeyler yapacağız. Hiç kimse buradan çıkmayacak. Yani böyle insanların çok ama eğlenebileceği, gerçekten hani böyle ya ben oraya gitmeliyim, orada devamlı zaman geçirmeliyim diye bir proje geliyor burada. Yakında buluşturacağız. Şimdi yol olarak bakarsanız ben çok yolda, hani gençliğimde diyeyim, yani daha doğrusu çocukluğumda çok kullandım motosiklet. Hani ben yolda aslında gezmeyi çok seven bir şeyim yok. Dışarıda motosiklet kullanmıyorum. O yüzden hızlı arabaları tercih ederim. Çünkü benim hayatım motosiklet olduğu için ben dünyaya motosikletin üstüne geldim arkadaşlar. Yani bu da bir gerçek yani. Annemi hastaneye götürüyorlar motosikletle. Rahmetli dedemin sepetli motosikleti var. Ben dünyaya geliyorum motosikletle. Yani hayatım boyunca motosikletle ilgili bir geçmişim olduğu için dışarıda açıkçası motosiklet kullanmayı çok sevmiyorum. Çok da aslında buradan bizi izleyen insanlara da hani dışarıda motosiklet kullanırken gerçekten eksikleri varsa tamamlamalarını, eğitim almaları gerektiğine inanıyorsa eğitim kesinlikle almalarını, zor koşulda motosiklet kullanmalarını, arazide ne kullanıyorsa kullansın. İster Harley Davidson kullansın, ister hard enduro kullansın, soft enduro kullansın, ne kullanıyorsa kullansın, racing dahi kullanıyorsa arazide kesinlikle ve kesinlikle zor koşulda motosiklet kullanmalarını tavsiye ederim. Sebep de şu: zor koşulda motosiklet kullandıkları zaman asfalta çıktığında çok rahat bir sürüş sergileyebilirler. Birçok şeylerini kendileri çok daha rahat tedavi edebilirler. Ön plana çıkartabilirler. O yüzden yani rota diye sorarsanız ben dağlar, kum tercih ederim yani. ss100akademi.com'dan ve Şakir Şenkalay Instagram sayfasından bakıp eğer bu işe başlamak istiyorlarsa ve aile, anne baba çocuğumun bir sporcu olmasını olsun, bu çocuk her şeyden uzaklaşsın, dışarıdaki bütün kötülüklerden uzaklaşsın, tamamen biz bu işe yönlenmeliyiz diye düşündüklerinde bana ulaşmalarını tavsiye ederim. Çünkü biz burada hobi kullanıcısı, eğlenceli kullanış ve gerçek yarışçı çıkartabilen bir sistem kurmuş bulunuyoruz.